Merhaba arkadaşlar, bugün bir kaskı iyi yapan özelliklerden bahsedeceğim. Daha önceden bir montu iyi yapan özelliklerden bahsetmiştim. Şimdi de kaskı nasıl seçmelisiniz, kaskı neye göre seçmelisiniz ondan bahsedeceğim. Özellikle hani bu kasktan başlayayım. Bu kaskın kademeli bir bakış açısı var. Olması gerektiği gibi geniş bir bakış açısı var. Özellikle iç petleri, işte gözlükle kullanıyorsanız gözlük kanallarının olması, iyi bir havalandırmasının olması, bir burun pedinin olması, bir çene pedinin olması, havalandırmanın yeterli derecede olması, işte iç kanalların buğu yapmıyor olması, pin lock takılabiliyor olması, şu ekstra pinlerinin olduğu yerlerin bütün kasklarda zaten var ama hani özellikle dikkat edin alırken onların da olması bir kaskı iyi yapan genel özelliklerden bazıları. En önemli özellik ise dış yapısının fiberglass veya trikompozit bir yapıda olması. Bu trikompozit yapı sizi kazalara karşı daha fazla koruyacak şekilde olmuş olması. Tabii hani Sharp testlerinden de iyi notlar almış olması, DOT testi, EC2205 sertifikalarının olması da bu kaskı iyi yapan özelliklerden bazıları. Bunlara dikkat edersek ve tabii ki başka bir neden de sizin sürüşünüze uygun bir kask olması. Yani spor bir kask aldıysanız dik oturuş pozisyonunda iyi hava almayacaktır. Ya da işte siz naked veya scooter bir makineye göre bir kask almadıysanız, spor sürüşe göre bir kask aldıysanız bu makineleri kullanıp da o sizin hava almanızı, yani bu kanallarından rahat hava almanızı sağlamayacaktır. Bu gibi şeylere dikkat etmek gerekiyor. Bunları zaten biliyorsunuz. Ondan sonra gelenler iç pet yapısı, dayanıklılığı, boyuna iyi oturuyor olması, sarsıntıdan gelen rüzgardaki sarsıntıdan çok fazla etkilenmemesi, ona göre bir spoiler'ının olması, üst arka hava kanallarının iyi yapılmış olması gibi özellikler var. Tabii hani çene pedi olduğu zaman işte rüzgar almıyor, ona göre sarsıntıyı engelliyor. Bir bağlantı çeşidinin gerçekten hani double diye olması, onun kafanızdan çıkmayacağının garantisi oluyor. O gibi özelliklere dikkat etmek gerekiyor. Bir kaskı iyi yapan özellikler bunlardır. Hani daha detayları var tabii ki. Güneş vizörünün olması bu dış katmanından biraz yemesi demek oluyor. O yüzden yani güneş vizörsüz kaskların dış kabukları daha dayanıklı oluyor diyebiliriz. Ama hani bu kazadan kazaya değişir tabii. Yaptığınız hıza göre, çarptığınız hıza göre belirli ölçekleri var. Yani hani kazada yara almayacağınızı veya ne kadar zarar görebileceğinizi kazanın oluş şekli belirliyor aslında. Hani bu gibi özellikleri aklınızda tutarsanız bir kask alırken, ben spor kask aldıysam bunu naked makinede, scooter makinede kullanırsam bunun camı buğulanır mı? Evet, buğulanır. Bir naked makinede kullanılan bir kaskı da spor motosiklette alırsam doğru düzgün hava almaz, camı buğulanır. Evet, bunlar buğulanır. Pin yok alsanız da çok büyük bir farkı olmayacaktır. Kendi oturuş şeklinize göre spor veya işte naked, scooter, enduro, chopper kullanıcıları da kendi oturuş şekillerine uygun kaskları almaları gerekiyor. Onun dışındaki şeyleri saydım zaten. Dış kabuk, ön havalandırma, kademeli açılan cam, dış kabuğun kalitesi, iç pedlerin kalitesi, hava alabiliyor olması, nefes alabiliyor olması, yerinden tabii takılıp çıkartılabiliyor olması. Çünkü hani belirli bir süre sonra ister istemez bu iç kasların içindeki pedler böyle kirleniyor ve kokmaya başlıyor. O kirden ve kokudan bu kaskı arındırmak için illaki o pedleri yıkamak gerekiyor. Yıkama talimatları da zaten içlerinde birçok kaskın kitapçığında var. Yani ortalama bir yıkama talimatı verebilirim ama zaten mesela altın elbiseli adam da bunun için bir tane şey yapmıştı. Kask temizleme, kask iç pet temizliği ile alakalı bir tane video paylaşmıştı. Ben de hani iç temizliğini nasıl yapabilirsiniz ile alakalı bir tane video paylaşmıştım. Onu da şuralarda bir yerde paylaşırım ya da videonun sonunda paylaşırım. İç petlerini yıkarken özellikle şuna dikkat edin. 30 derece veya 40 dereceyi geçmesin suyun sıcaklığı. Elinizde yıkayın. Aşırı bastırmayın, büzmeyin. Böyle hani
ne denir, o var gibi yumuşak davranın pedlere. Sonra normal şekilde kurumaya bırakın. Hani bir fön makinesiyle veya bir kaloriferin üstünde kurutmayın. Çünkü büzüşmesin, özelliği gitmesin. Ondan sonra yaklaşık zaten 12 saatte falan tamamen kuruyor. O iç pet yapısı biraz ter çekici özelliğe sahip. O yüzden suyu çok çekiyor. Aşırı sıkmayın elde. Çamaşır makinesinde atıp yıkanmasın. O da önemli. Bu gibi özelliklere dikkat ederseniz aldığınız kask, en iyi kaskı seçmiş olabilirsiniz. Aldığınız kask ve iç petleri daha uzun süre dayanır. Size daha uzun süre hizmet eder. Aklıma gelenler bunlar. Eksik kaldığım herhangi bir konu varsa yorum kısmına yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi sürüşler.